huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, tabii bir kimse düşünelim. İmanı var, yani iman etmiş. İman ediyorum diyor, ben Müslümanım diyor. Ancak e, Peygamber Efendimizin getirmiş olduğu Muhammed Aleyhisselam ve onun getirdiği İslamiyet'e uymuyor. Böyle olsa, yani tabi olmasa, İslamiyet'e ve onun hükümlerine, ahirette sırf inanıyorum dediği için e, azaptan kurtulabilir mi? Tabii ince bir konu. Ehl-i sünnet alimleri uzun uzun bunları anlatmışlar ve bildirmişler, yazmışlar. Kitaplarına da yazmışlar. Hayattayken de talebelerine, sevenlerine de anlatmışlar. İncelikten de anlatmışlar. E, genel olarak bütün ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki, dünyada ve ahirette de ahirette saadette kavuşmak. Hem dünyada hem, hem ahirette, ahirette. Saadete kavuşmak ancak Muhammed Aleyhisselam'a inanıp ona uymak olur. Aslında cevabını aldık burada. Evet. Tek cümleyle bitirmişler evet. onu. Cenab-ı Hak Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmayı ve ona uymayı çok sever. Hakiki üstünlük Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine tabi olmak ve insanlık şerefi de meziyeti de onun getirdiği dine uymaktır. Nitekim bir ayet-i kerime naklediyorlar. İmran suresinin en er hüsnü talimleri e, bu ayet-i kerimeyi naklediyorlar. Nitekim İmran suresinin 31. ayeti kerimesinde mealen Allahu Teala ey sevgili peygamberim onlara de ki eğer Allahu Teala'yı seviyorsanız ve Allahu Teala'nın da sizi sevmesini istiyorsanız bana tabi olunuz. Allahu Teala bana tabi olanları sever buyuruldu. Şimdi itikadı bozuk olanlar var. Mesela mezhepsizler var ve habiler var. Ee, Muhammed Aleyhisselam'ın devri zamanı geçti gitti. Elimizde Kur'an var. Biz ona tabi oluruz diyenler var. Bu Allah-u Teala korusun peygamberi inkardır. Peygamber da küfürdür. İstediği kadar ben Kur'an yolunda devam ediyorum desin. Yani peygamber o, iletti bize gitti. Onun görevi oydu Heh. mu diyorlar? Öyle diyorlar. Evet. Onun vazifesi bitti. Dolayısıyla bitti. ona ihtiyacımız yok. Biz Kur'an'ı kendi kafamıza göre istediğimiz şekilde yorumlar, istediğimiz şekilde anlar e, istediğim şekilde değiştiririz demek istiyorlar. Yani e, Müslümanları İslamiyet'ten uzaklaştırmaktır bunun yolu. Çünkü mezhepleri inkar etmek, el üstüne talimlerini inkar etmek tek yol, Kur'an yoludur diyerek ortaya çıkmak bazıları mesela tek yol, esap yolu diye çıkmıştır. Eshab-ı kiramın nefsini daha tek tek görmedi ki. Hayatlar hakkında da mesela araştırırken de e, ansiklopedilerde çok geniş bilgi bulamıyorsun bazılarında. Nerede aynı şekilde onların bilgileri kayda geçmemiş. O da o da mümkün değil. Dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim'de de her şey bildirilmemiş. Muhammed Aleyhisselam açıklamıştır. Muhammed Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'deki emirlerin nasıl yapılacağını, yasaklardan nasıl sakınılacağını bizzat hem sözleriyle söylemiş, açıklamış hem de tatbik etmiş. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmayan bir kimse ahirette azaptan kurtulamaz. Mümkün değil kurtulmaz. Değil mi? Mustafa Bey buyuruyor ki, ee, küçük önce e, önce şurasını nakledelim. Er et, alimleri amel imandan cüz değildir. Yani bir kimse içki de kumar da oynasa, zina da ise bunların haram olduğuna iman ettiği müddetçe bu kimse kafir olmaz. Çünkü amel imandan cüz değildir. Haram olduğuna da inanıyor. Haram olduğuna inanıyor. Ancak devamlı zina ile meşgul ise, devamlı sürette içki ile meşgul ise ve devamlı kumar oynuyorsa, Kalbi karartır, karartır. Artık nerededir biliyor musun? Hani şu masanın kenarına iyice gelmiştir. Her an düşer ve düşüyor. Evet. Köfre gidiyor. Evet. Aslında soruyu şöyle de sorabilirdik. Yani İslamiyet'i İslamiyet'e tabi olmayan birisi ni imanı muhafaza etmesi mümkün mü? Değil mi? Evet. Yani o zaman mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. İmanını koruyamaz. tek kitaplarda buyuruyor ki küçük günahlara devam etmek büyük günah olur. Büyük günahta ısrarsa küfür olur. Bu hükümde ehl kitaplarında mevcut. Fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında açıkça yazmış. Yani hatta adam mesela dese ki <laughs> ben içki içmem ama içki içmenin ne mahsuru var? Mesela dedelerimizin el kitabı olarak bildirdikleri Miftahül Cennet kitabı var. Muhammed bin Kutlu Temizlik Hazretleri. Bu dedelerimiz bunu e, Mızrakçı ilmihal diye biliyor. Osmanlı döneminde de öyle biliyor. Mesela orada bir ifade geçiyor. Elfazı küfür yani bir e, şey söylüyorsun, bir şey yapıyorsun. imanın gidiyor. Buna elfaz e, el lafızlar demektir. Elfası küfür imanı gider el sözler ve davranışlar demektir. Şimdi e, orada bir ifade geçiyor. Tazimi tahkir, tahkiri tazim küfürdür. Bunu açıklamış. Ne demek tazimi tahkir? Yani Allah-u Teala beş vakit namaz emretmiştir. Ramazan ayında bir ay oruç emretmiştir. Tarla mahsulünden çıkan uşrunu vermesini emretmiştir. Zekat vermeyi emretmiştir. Hayvan zekatı vermesini emretmiştir. Bunlara hürmet etmek, saygı göstermek yapamıyorsa da Rabbimin emri böyle ama ben yapamıyorum, günahkarım diye düşünmesi lazım. Bunlar tazim edilmesi, hürmet edilmesi, saygı gösterilmesi gereken hususlar. Cenab-ı Hakk'ın emirleri. Cenab-ı Hakk'ın yasak ettikleri var. İçkiyi yasak etmiş, zinayı yasak etmiş, yalanı yasak etmiş, gıybeti yasak etmiş. Bunlar tahkir edilmesi lazım. Bunlar kötüdür denmesi lazım. Aşağılanması lazım. Aşağılanması lazım. Ama yok ya yalan niye kötü olsun? İçki içmek niye kötü olsun? Sen tazim ediyorsun, saygı gösteriyorsun, hürmet ediyorsun. Onu baş tacı ediyorsun. Küfür olur buyuruyor ya. Küfür olur. Bak beş vakit namazını kılıyor adam. İçki değişmiyor. Ama içki içmenin ne mahsuru var dese veya zina etmenin ne mahsuru var dese, ne zararı var dese küfür olur buyuruyor. Tazimi tahkir, tahkiri tazim küfürdür, küfürdür buyuruyor dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatu vesselam tabi olmayan, çünkü allah Teala buyuruyor ki, beni seven onu sever. Ona tabi olan, Muhammed Ali Aleyhisselam'a tabi olan bana tabi olmuş. Çünkü biz Allah-u nasıl kul olacağımızı bilemiyoruz. Ancak Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmakla öğreniyor. Ve öylece aynı şekilde nasıl bir kul, nasıl bir Müslüman, nasıl salih bir Müslüman olacağımız o zaman aynı şekilde açığa çıkıyor. Dolayısıyla İmam Gazali Hazretleri el munkis kitabında bir e, ifade kullanıyor. Buyuruyorlar ki: "Hiç uzuvlarımız akıl ile anlaşılan şeyleri anlayamayacağı gibi akılda peygamberlik makamında anlaşılan şeyleri kavramaktan acizdir." İnanmaktan başka çare yok. Efendim benim aklım almıyor. Ya olmaz. Arkadaş dünyada bile aynı şekilde şu yer küresinde bile e, zaman izafidir. Nasıl izafidir? Yani e, yerine göre değişir. Nasıl nasıl olur efendim? Ya kutuplar Kuzey Kutbu'na yaklaşınca mesela Norveç'te Finlandiya'da hani Norveç'te bir gözüküyor. 3 ay gece, 3 ay gündüz oluyor. Şimdi e, üç 3 ay gündüz, 3 ayda da gece ne oldu bir? 6 bir ay bir gün oldu. 6 ay bir gün oldu. E, dolayısıyla bir sene iki gün oldu. Değil mi? Değişti. Evet. Uzaya gittiğin zaman, uzaya gittiğin zaman bu daha da değişecek aynı şekilde. Sen bir gün bir gece 24 saat bir gün diyorsun. E senin bu tarifine göre orası uymadı. Burada bile değişik duruyor. E bunu aklın nasıl alacak? E efendim işte ayın dönmesi var, güneşin dönmesi var, dünyanın dönmesi var falan. Tamam işte allah Teala belli sistemler yaratmış o sistemlerin içerisinde. Ama bütün bunlara rağmen aklın da ermediği şey var. İmam e, Kazali Hazretleri rahmetullahi Teala aleyh buyuruyor ki akıl belli bir yere kadar götürür. Ondan sonra nüvvet kuvveti, peygamberlik kuvveti. allah Teala o peygamberler vasıtasıyla bildiriyor. Buna da inanmaktan başka çare yok inanmaktan başka çaresi yok. Bunun için de Ehl-i er Sünnet buyuruyorlar ki e, peygamberlere tabi olmak aklın gösterdiği bir lüzumdur ve aklın istediği beğendiği bir yoldur. Çünkü bir rehber lazım. allah Teala peygamberleri göndermiş o rehber olarak. Ve netice olarak da en son Muhammed Aleyhisselam gönderilmiştir. Sizin sorduğunuz sualde ahirette azaplardan kurtulmak ancak Muhammed Aleyhisselam'a inanıp tabi olmaya bağlıdır. Hacı inanmaya değil. Yolu yok yani. Yok. Yok. E çünkü e, didik didik hepsiler, ayet kerimeler, hadis şerifleri, ehl-i sünnet alimleri, yani küçük günaha devam etmek büyük günah olur. Büyük günahta ısrar da küfür olur. Yani sen imanını koruyamazsın bir kere. İmanını koruyamazsın. Ya, yani, ama efendim hepsini yapamam. O ayrı bir mesele. allah Teala kulların e, hepsini kabiliyet, kapasite, cibilliyet, yaratılışı farklı yaratmıştır. Herkesin gücü farklı. Doğuştan özürlü olan var. Değil mi? El ayağı tutmuyor. Hatta doğuştan elleri olmayan var. Görmeyen var. Görmeyen var, işitmeyen var. allah Teala herkese ne kadar verdiyse o kadar sorumlu tutuyor. Ayakta duramıyor. Oturarak ibadetini yapar, namazını kılar. Efendim kolları yok. Ayaklarını yıkıyor, abdest alamıyor. Yüzünü duvara sürerek teyemmü eder. Yüzünde de yaralar çıkmışsa, onu da terk eder. O halde namaz kılar. Aa abdestsiz namaz kılar. Hayır. Yaratan diyor ki sen böyle bana ibadet et. Ben seninkini beğeniyorum. Mesela şöyle mektubatta geçiyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bilal-ı radiyallahu teala Hazretleri şın harfini yani şey, şeyi çıkaramıyormuş. Eşhedü. Eşhedü diyemiyormuş. Sin söylüyormuş onu? Eşhedü en la Ezan okurken, Ezan okurken bile. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Peygamber Efendimiz'e allah Teala'nın selam var. allah Teala Bilal'in sinlerini şın kabul ediyor buyuruyor. Sen otur kendine yan tamam. Bize düşer? allah Teala ben kabul ediyorum. Bunlar kitaplara yazılmış. Laf olsun diye yazılmadı Mustafa Bey. çünkü yerli yerini oturtturman lazım. Yerli yerine oturmazsa kafanda zihninde böyle tereddütler meydana gelir. Ya benim yaptığım siz de şahitsiniz. Mesela bizim 11-12 arasında TGRTFM'deki o İslam ve Toplum programına canlı olarak giren dinleyicilerimiz oluyor. Yayından sonra arayanlar da oluyor. Sen de e, farkındasın. Mesela vesveseye yakalanmış. Niye yakalanıyor? Yani şey, de yerine yerine oturmadı. İşte ben bunu işte üç defa yıkadım ama acaba oldu mu olmadı mı kolumu? Oldu mu olmadı mı? Üçten fazla yıkarsa Peygamber Efendimiz'in sünnetine ters. Bidat olur. Bu şeytan ve nefsin vesvesesi. Peki bundan kurtulmanın tek bir çaresini anlatıyorlar hep. Üstüne üstüne gideceksin arkadaş. Başka çaresi yok bunun. Üst, üst, üstüne üstüne. Yok diyeceksin. Ben üst, şey yapacaksın. Hatta e, bu diyor ki namazda e, işte hata ettin. İlk defa başına geliyorsa o namazı iade et. Sık sık aynı hata meydana geliyorsa mesela namazı kılıyorsun. 3 rekat kıldın. Dört olmadı diyor mesela. İlk başına geldi. 4 iade ettin. Dördü tamamladın. Ondan sana başka zaman gene geliyor. Gene geliyor. Sen kalbini yokluyorsun. Net hatırlamıyorsun. Ben yani dört yaptım diyorsun, kapatıyorsun. Allah-u Teala kabul ediyor onu. Evet. Allah Teala kabul. Dolayısıyla Peygamberimiz Efendimiz Vesselam ne bildirdiyse bizim ona tabi olmamız şarttır. Başkası, başka çıkış yolu yok. Ben çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, ölmeden önce tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşunuz. Keramet haktır. Keramet ile istidraç arasındaki fark. Kerametin çokluğu iki şey üzeredir. Yükselirken çok yükselip inerken az inmektir. Urucun çok olması, nuzulün az olması. Keramet, yakini kuvvetlendirmek içindir. Yakin verilmiş, ihsan edilmiş olan için, keramete hacet yoktur. kürsî i ilahi, alemi emriden değildir. Zira arştadır. Göklerden de değildir. Kerimlerin keremine behane, ufak bir sebep kafiidir Kesb olunan amellere, azaların şahitliği haktır. Keşfte hata vardır. Keşf ve ilham, başkasına hüccet değildir. Ama müçtehidin kavli, başkasına hüccettir. Dilhanesi pür nur olur, envar zikir olur. Dilhanesi pür nur olur Envar zikrullah ile İklim dil mamur olur Mimar zikrullah ile İklim dil mamur olur. müşkil iş asan olur derdi dile derman olur her müşkil iş asan olur derdi dile derman olur canı içinde Zikreyle Hakkı her nefes Allah yeter baki heves Zikreyle Hakkı her nefes Allah yeter baki heves Pes gayrinden ünmedi kes tekrol zikrullah ile Pes gayri den ümmidi kes tekrar zikrullah ile Ahmet seni ikrar eder hem zikrini tekrar eder Ahmet seni ikrar eder hem zikrini tekrar eder İhlasını işar eder Eşar zikrullah ile İhlasını işar eder Eşar zikrullah ile Din bilgileri Dünyada ve ahirette huzuru, saadeti kazandıran bilgilerdir. Bunlar da iki kısma ayrılır. Ulûmu âliye yani yüksek din bilgileri ve ulûmu ibtidaiye yani alet ilimleri. Yüksek din bilgileri sekizdir. 1. Tefsir ilmi. 2. Usûlü kelam ilmi. Kelam ilminin ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden nasıl çıkarıldığını öğreten ilimdir. 3. Kelam ilmi kelime-i ve buna bağlı olan imanın altı temel bilgisini öğreten ilimdir. 4. Usûl-i hadis ilmi Hadis-i şeriflerin çeşitlerini öğreten ilimdir. 5. İlmi hadis Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ef'al, akval ve ahvalini öğretir. 6. Usul-i fıkh ilmi. Fıkıh bilgilerinin ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden nasıl çıkarıldığını öğretir. 7. Fıkh ilmi. Ef'ali mükellefini öğretir. Yani beden ile yapılması ve sakınılması lazım olan emirleri ve yasakları ve mübahları öğretir. Fıkıh bilgisi dörde ayrılır. İbadat, münakehat, muamelat ve ukubat. 8. İlmi tasavvuf kalb ile yapılması ve sakınılması lazım olan şeyleri ve kalbin, ruhun temizlenmesi yollarını öğretir. Buna ilmi ahlak, ilmi ihlas da denir. Bu sekiz ilimden kelam, fıkıh ve ahlak bilgilerini lüzumu kadar öğrenmek ve çoluk çocuğuna öğretmek her Müslümana farz-ı aynıdır. Öğrenmeyenler ve çoluk çocuğuna öğretmeyenler büyük günah işlemiş olur. Cehenneme gider, yanarlar. Öğrenmeye lüzum görmeyen, ehemmiyet vermeyen ise kafir olur, imanı gider. Kendi noksan bilgileri ve sapık düşünceleriyle din kitabı yazmak moda haline geldi. Bu kitaplarına Kur'an tercümesi ve Kur'an'ın hakikatleri gibi isimler takıp gençliğin önüne sürüyorlar. Yalnız bu kitapları okuyun diyerek ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri doğru din bilgilerinin öğrenilmesine mani oluyorlar. Bunlara zındık denir. Zındıklar Müslümanları dalalete felakete sürüklemektedirler. Hakiki Müslüman olmak için salih Müslümanların yazdığı ilmihal kitaplarını okumalıdır. Ömer Ziyaeddin Dağıstani Hazretleri Bugün, büyük destanların yazıldığı bir coğrafyadan çıkıp yola, İstanbul'a vasıl olacağız. Dağıstan'da, Çerkaya bağlı, Miatlı köyünde doğan bir evliyayı Ömer Ziyaettin Efendi'yi anlatacağız. Osmanlı'nın son dönemlerinde Dağıstan'da 1849 yılında doğar Ömer Ziyaettin. Babası Avar Türklerinden alim bir zat olan Abdullah Efendi'dir. Zaman ortamın kaynadığı Rus zulmünün Kafkasları kana buladığı zamandır. Ömer Ziyaettin Efendi bir müddet İlim tahsil ettikten sonra vatanını savunmak üzere büyük alim, evliya ve mücahid Şeyh Şamil Hazretlerinin yanında pek çetin mücadeleler verir. Sonrasında Şeyh Şamil Hazretlerinin oğlu Gazi Mehmet Paşa'nın yanında devam eder Allah yolunda mücadeleye. Yıllar yılı verilen bu mukaddes savaşlar nihayet bulunca İstanbul'a hicret eder ailesinden gördüğü ilim aşkıyla Ahmet Ziyaettin Efendi'nin rahle-i tedrisine girer. O Rusların bükemediği bileğin ve Kafkasların soğuğuna dayanan güçlü bedenin sahibi Ahmet Ziyaettin Efendi'nin yanında iki büklüm olur. Pek sert bir kaya hamur gibi yoğrulmaya hazır olur. Benliğini unutur, acaba neden kelimelerini çıkararak hayatından itaat eder hocasının emirlerine mürşidini bulmasına yardım eden aklını görevini bitirdiği için bir kenara koyar bu muazzam itaat onun pozitif ve dini ilimlerde yükselmesini sağladığı gibi manevi ilimlerde de ilerlemesini sağlar hocasının kalbine bağladığı kalbine nice hikmet pınarları akar üstadından her bir hikmet, hocasının bereketli nazarlarıyla binlerle filiz verir, genişler gönlü. Ömer Ziyaeddin Efendi, hocasının, bütün evliyanın ve Resulullah'ın ve Allahü Teala'nın aşkıyla doludur. Bu aşk, onun aşık olduklarının emirlerini ve gösterdikleri yolda yürümesini pek kolay bir hale getirir. Ömer Ziyaeddin, Allahü Teala'nın Habibinin ahlakını esas alır her hareketinde. Muhteşem hafızasıyla altı ay gibi kısa bir sürede ezberler Kur'an-ı Kerim'i. Binlerce hadisi şerifi, ravileri yani rivayet edenleriyle birlikte kaydeder hafızasına. Hocasından icazet yani diploma aldıktan sonra Edirne'de ikinci Ordu Alay Müftülüğü'ne tayin olur. Geçen 16 senenin ardından çeşitli yerlerde kadılık yapar bu Allah dostu. Meşrutiyetin ilanından sonra bir ömür aşkıyla yandığı alemlerin efendisi sevgili peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret etmek üzere münevver belde Medine'ye gider. Bir müddet kaldığı Medine'den dönüşte aldığı davet üzerine Mısır'a uğrar. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği bu günlerde, tarih boyunca milyonları birbirine kırdırıp kana buluyan İngilizler, büyük evliyayı hapsederler. Bir müddet sonra hapisten çıkan Ömer Ziyaeddin Efendi, İstanbul'a döner ve hocasının dergahında nice talebeler yetiştirir. Ömer Ziyaeddin Efendi, büyüklüğünün nişanesi olarak kendisine teklif edilen, Şeyhülislamlık makamını reddeder. Çünkü o kendisini bu yüksek ve şerefli makama asla layık görmeyecek kadar tevazu sahibi bir büyüktür. Allahü Teala'ya kulluk ve onun kullarına en büyük iyilik olan İslamiyeti öğretmekle geçen ömrü 1921 yılından nihayet bulur büyük evliyanın ve binlerin katıldığı cenaze namazından sonra Süleymaniye Camii Haziresi'ne defne olunur. Son devrin Allah dostlarından Ömer Ziyaeddin Dağıstani Hazretleri buyurdu ki, şu dört şeyi yapan Cenab-ı Hakk'a şükretmiş olur. Bu dört şey, Allah'a iman etmek, onu tek ilah olarak tanımak, ehli sünnet itikadında olmak, ve bu itikada göre yaşamak, güzel ahlak sahibi olmak ve insanlara İslamiyeti anlatmak ve yaymaktır. Bid'atten çok sakının. Çünkü sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir kimse bir bid'at meydana çıkarsa veya bir bid'ati işlese Allah Teala'nın ve meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Onun ne farzları ne de nafile ibadetleri kabul olmaz. Müslüman nurdur. Etrafına nur saçar. Müslüman aydınlıktır. Her tarafı aydınlatır. Yıkaması farz olan yerde İğne ucu kadar ıslanmamış yer kalırsa abdest sahih olmaz. Derideki mum, iç yağ, hamur, çamur, balık bulu, oje, yağlı boya ve burnun dışında, gözün kenarında kalan kir, çapak altına su geçmezse abdest ve gusül sahih olmaz. Gazl yıkamak, su dökerek üzerinden akıtmak demektir. Hiç olmazsa İki damla yere damlamalıdır. Suyu yağ gibi sürmek kafi değildir. Kar ve yaş bez sünger sürmek yıkamak olmaz. Abdest alırken gözlerin, ağzın, burnun içini ve sık sakal ve pire sinek tersi kaş, bıyık altındaki deriyi yıkamak farz değildir. Bunların üstü yıkanır dirsekleri ve ayağın iki tarafındaki tümsek topuk kemiklerini yıkamak farzdır. Sarkan saçı değil, başı mesh etmek lazımdır. Başı nezleli olup da mesh zarar verirse mesh etmez. Abdest aldığını bilip bozduğunda şüphe eden abdestlidir. Abdesti bozulduğunu bilip sonra abdest aldığında şüphe eden abdestsizdir bazı uzvunu yıkayıp yıkamadığında şüphe eden, vesvese edici değilse bu uzvu yıkar. Her zaman şüphe ediyorsa yıkamaz. Abdest bitince şüphe ederse yıkamaz. Sık sakalın üstünü yıkamak farzdır. Çeneden sarkan sakalı ve sarkan saçı yıkamak farz değildir. Dudağın görünen kısmını yıkamak lazımdır. Kabuk altındaki çıban yıkanmaz. Tırnak üzerinde kalan kına da böyledir. Kollodyum ve ojenin altını yıkamak farzdır. Dar yüzüğü oynatmak lazımdır. Tabandaki yara su zarar verirse merhemin üstü yıkanır. Buna da zarar verirse yara meshedilir. Bu da zarar verirse sargı meshedilir. Bu da zarar verirse başka mezhep taklit edilemez. Çünkü diğer üç mezhepte de affedilmemiştir zaruret olup hepsi terk edilir. Gusülde de böyledir. Zararı olmayanı yapmak lazımdır. Soğuk su zarar verip sıcak su vermezse, sıcak suyla yıkamak lazım olur. İlaç yaranın yarığın kenarındaki sağlam deriye aşmış ise, bunun altını yıkamak lazım olur. Göz kapakları üstünü yıkamak da, göz ağrısı yaparsa böyledir. Abdestten, gusülden sonra tıraş olunca, tıraş yerlerini yıkamak lazım olmaz. Tırnak kesmek de böyledir. Sünneti terk, günah değildir. Özürsüz terk etmeyi adet etmek günah olur. Eldeki çok az necaseti yıkamak farzdır. Abdest almaya başlarken besmeleyi unutunca, abdest arasında çekerse sünnet hasıl olmaz. Yemede ise hasıl olur. Besmelesiz abdest abdest olmaz hadisi şerifi farzı değil sünnet olduğunu bildirmektedir. Abdeste başlarken besmele ve kalb ile niyet yani Allah rızası için yaptığını düşünmek sünnettir. Misvak erak ağacının dalıdır. Sağ elin küçük ve baş parmakları altta, diğer üç parmak üstte olarak tutulur. Misvak bulamayan baş parmak sağ, şehadet parmak sol taraftan ağza sokularak dişler ovalanır. Mazmaza ağzı su ile doldurup veya çalkalayıp boşaltmaktır. Gargara şart değildir. İstinşak burun deliklerini ıslatmaktır. Kemiklerine çekmek lazım değildir. Üç kere yıkadığında şüphe edenin dördüncü yıkaması caiz olur. El ve ayak parmaklarını tahlil etmek yani el parmaklarını birbirlerine ve küçük parmağı alt taraftan ayak parmaklarının aralarına sokmak sünnettir. Aralarına suyu akıtmak tahlil yerine geçer. Sık sakalı tahlil yani altından parmakları sakal arasına sokmak sünnettir. Başın her tarafını önden arkaya doğru mesh müstehaptır. Kulakların dışı baş parmakla, içi şahadet parmağı ile mesedilip küçük parmaklar deliğe sokulup tahrik edilir. Yıkanan yerleri bir kere ovalamak ve acele etmek müstehaptır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Edirne ilimizin Şirin ilçesi Keşan'dan sesleniyorum. Keşan'da bulunan, ayakta olan tek tarihi cami Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nin bundan önceki programımızda avlusunu, avlusundaki bir çeşme fıskiye arası bir eseri, haziresini, hazirede taşları sizlere göstermeye çalışmıştım. Bugün camiye giriyoruz. Bu caminin bir son cemaat yeri yapıldığında vardı. Yapıldığı sene burada 1511 yazıyor kitabesinde. Ama 1517'de olma ihtimali var. Yani paşanın öldüğü seneye yakın bir tarihte olma ihtimali var. Son cemaat yeri ihtimal ki bir zelzelede göçmüş olabilir. Üç kubbeli, orta kubbesi biraz daha yüksekçe bir son cemaatiyenin olma ihtimali çok çok kuvvetli. Fakat daha sonraki restorasyonlarda bu son cemaatiyeni sanki bir konak mimarisi olarak yapılmış. Şimdi içerisine girdiğimiz zaman da onu göreceğiz. Yani bir ibadethane girişi değil de konak mimarisi olarak bir son cemaatiyeli ve değişik bir Son cemaat yeri bu da. Bizim alıştıklarımızdan değil. Onu şimdi içeride göstereceğim. Buraya bir giriş kısmı koymuşlar. Hani antre diyorlar ya Fransızcadan dilimize gelip oturan bir türlü de yerinden kaldıramadığımız bir giriş. İşte bu giriş yapmışlar. Hani cemaat yağmurda, çamurda, efendime söyleyeyim, kar yağarken buralarda kalmasın diye. E bunu uzatın o zaman. Yok. Ama böyle bir önlük. Ne fark ediyor yani burada? Buraya çıkıncaya kadar ne fark ediyor? Bir şey fark etmiyor. Yani antreninde bir antresini yapmak lazım gibi. Bence mimaride bu konuda bir anlayış değiştirmekte fayda var. Camiye giriyorsak camiye buradan gireriz efendim. Osmanlı da bunu böyle yapmış. Son cemaat yerinde daha sonradan namaza vaktinde gelmeyenleri kurtarmak için son cemaat yerine ilave etmişler. Şimdi son cemaat yerinin içine giriyoruz efendim. Son cemaat yeri caminin ana harimi kadar neredeyse büyük tutulmuş. Ve içeri girildiği zaman son cemaate sağlı ve sollu şu gördüğünüz sistemde sanki alt üst mahfiller buraya yapılmış. Efendim ahşaptan hani bir hakikaten ev mimarisi yani bir daha tekrar edeceğim mecburen özür dileyerek sizlerden. Ev mimarisini buraya getirip oturtmuşlar. Herhalde yani çok kalabalık cemaatlerde, cuma, bayram namazı gibi cemaatlerde insanların çok kapıda, avluda kalmaması için kar kış olduğu zamanlarda olabilir diye içeriye böyle ikinci bir katı bu şekilde oturtmuşlar. Bu ana kadar ben hiç rastlamadım böylesine. İlk defa da Keşan'da Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde görüyorum. Burada caminin taç kapısı. Keşan taşından söveleriyle üstündeki kemeri tek taş görünüyor. Ama tabii zayıf bir taş bu. Yeşilim tırak bir rengi var. Başka yerlerde görülmediği için orijinal olabilir ama inşaat tekniğinde de biraz zorlukları var. Soldaki pencerenin sövesindeki taş yukarıdaki baskıyla kırılmış. Şu anda kırık duruyor. İşte bu taşın dayanıklılığı bu kadar. Hiç olmazsa dikine koyduklarınıza tamam bu yükü taşıyabilsin ama yukarıya mermer gibi, bazalt gibi bir söve konsaydı herhalde çok daha güzel olur idi. E, girişi hafif bir eyvanlı hale getirilmiş. Orijinali böyle miydi? E, sonraki restorasyonlarda mı bu hale getirildi onu da bilemiyorum. Şimdi girelim bir de haribini görelim efendim. Şimdi harip kısmına girmiş bulunuyoruz. Bu harip kısmında tarihi pek belli değil ama sanki yeniden yazılmış levhalar gibi olabilir bunlar veya yenilenmiş yazıları yenilenmiş levhalar olabilir. Burada bir e, Allah Teala'nın e, Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatiyle müminleri cennete koyacağını bildiren bir levha var. Şurada bir minberi var. Minberi de yine Keşan taşı denilen taştan bu sefer düz plakalar halinde yerleştirilmiş. Hafif küt duruyor. Yani mimar selanine geçseydi bu taş, herhalde yani başka da taş bulamasaydı bu taşı da konuşturacak hale getirebilirdi. İşte köşk kısmı da aynı şekilde yine bu taşlardan yapılmış. Ya da bu taşın rengi daha güzel görünsün diye sanki hakimsi bir boya da sürülmüş gibi geliyor bana. Ama şimdi bunu kırıp da boya var mı yok mu taşın esası o mu? Onu da diyecek halimiz yok bu anlatımı yaparken. Pencerelerinde pencere kepenkleri, kapakları orijinal gibi duruyor. Çok sade yapılmış, güzel bir şey. Hem bu ısı yalıtımı için hem de hani Ön tarafı kapattığınız zaman cemaatin gözü bahçede bir şeyler varsa, bir kuş ötse bile oraya bakıp da zihni dağılmasın diye bu kapakları ecdadımız yapmış. Ama esası ısı yalıtımı olsun, insanlar içeride üşümeden ibadetini yapsın diye. Duvar kalınlığı hayli var, bir metreye yakın da duvar kalınlığı var. Şimdi şurada bir mihrabı var. Mihrap da yine bu taşla ve tuğla hatırlarla, üç sıra tuğla hatırlarla tam bir kasetleme olmamış da işte hatırlı bir sistem yapılmış ona öyle diyorlar mimaride. Üstündeki nişleri falan sanki orijinal gibi, ilk yapıldığı zaman gibi. Ancak burada gördüğümüz yazıların altlarında bazısında tarih de var. 1304 gibi. Abdülhamit Han zamanında bu caminin çok köklü, güzel bir onarımdan geçtiğini zannediyorum. Kayıtlarda bulamadım ama bana öyle geliyor. Pencerelerin dışta söveleri olduğu gibi iç kısımda da söveleri var. Tabii dıştan içe doğru hafif bir açılma yapmış pencere. O da caminin içinin aydınlanmasına sebep olmuş. Yani dıştaki pencere ile ahşap camlı yer ile e, kepenkli yer arasında şöyle bir birkaç santimlik bir daha geniş fark var. Tek kubbeli. Kubbesinin çapı işte 8 metre civarında. 8-8-64 metrekarelik bir alan olarak yapılmış. Kasla bir buçuk metreden fazla yüksek. Yüksek kaslaklı camilerdendir. Mihrabı dışa çıkık hale getirilmiş. Yani hazire tarafına, kıble tarafındaki avluya doğru çıkıntılı olarak yapılmış. Ama kitaba uygun. Çünkü çok fazla çıkıntılı olsa da imam şu duvarla beraber kaybolsaydı mihrabın içinde o caiz olmuyor. Mutlaka imamın namaza durduğunda ayağının o duvardan bu tarafta olması lazım ki mihrabın içinde ayrı bir odada papazların ayin idare ettiği gibi bir sistem olmasın düşünülmüş. Şurada bir levha kompozisyonu var. Ben bu kompozisyonu başka yerde pek görmediydim. Allah Teala'nın ismi, Muhammed Aleyhisselam'ın ismi ve Hulefai Raşidin'in isimleri böyle değişik bir istifle, hattat istifiyle böyle levha yapılmış. Onu da sizlere göstereyim dedim. Şurada bir küfi yazı var duvar içerisinde. Yine Allah Teala'nın buyurduğu bir hususu efendim bir ayet-i kerime gibi görüyorum ben. Küfi yazıyla okuyabildiğimden değil. Böyle bir efendim kalem ucu gibi her harfi yükseltmiş illa sade elifleri değil. Lamı da, mimi de oralara uzatmak suretiyle değişik bir kompozisyon yapmış. Şimdi hersek sade Ahmet Paşa kimdir? Bu kimseyi konuşmamız lazım. Bu kimse Osman tarihinde gelen hakikaten böyle hani parlak yıldızlar oru ya o yıldızlara benzeyecek kadar parlak bir devlet hayatı var. Beş defa sadrazam olmuş efendim. Dördüncü sadrazamından sonra beşinciyi teklif edecek kabul etmemiş. Artık yaşlandım ben demiş. Bu işi yürütemem. Bu bir sorumluluk işidir. Padişahın bir vazife aksattığından dolayı dövdüğü bir kimsedir. Dövülür mü? E dövülür. O makamda olur. Çünkü insanların hayatı söz konusu. Birkaç tane Osmanlı'nın çok önemli komutanı bir savaşta Hersekzade Ahmet Paşa'nın vaktinde davranıp da tedbir almamasıyla esir olduysa idam da edilirdi. Ama padişah bu kadar kıymetli devlet adamına kıyamamıştır. Bosnalıdır. Bosna'da doğmuştur. Babası Bosna'nın herseyiydi. Yani Bostan'ın idaricisine o dönemde İslamiyet'ten önce hani kral, emir, bey gibi ifadeler yerine onların dilinde de hersek deniyordu. Babası orada hersek olduğu için yani eyalet valisi veya işte e, kral diyelim Bostan'ın kralı olduğu için buna da hersekzade denmiştir. Hersekli zade değildir. hersek zadedir. Bu kimse babası vefat ettikten sonra ve babasının vefatından önce Osmanlı bunu saraya aldı. Niye aldı? Bunu Arnavutluk'ta da yaptı. Sebep şu. Bir ülkeyi fethediyor Osmanlı. Fakat başındaki insandan halkı memnunsa onu orada bırakıyor. Hadi diyor sen bana tabi olarak devam et. Yani yarı bağımsız bir eyalet valisi gibi onu kullanıyor. Ancak ileride bu başka bir şekilde niyetlerle Osmanlı'ya ayaklanıp da binlerce insanın iki taraftan da ölmesine sebep olabilir diye bir teminat alıyor. Bir ipotek alıyor. Diyor ki oğlunun birini ver. Aynı şey Arnavutluk'ta da olmuştur. İskender Bey sergidesi bundan önce efendim Öyle bir karışıklıklar Fatih zamanında yaptı. Bu ise herhangi bir karışıklığa sebep olmadı. Babası ölünce kardeşler babamızın yerine biz geçeceğiz. Ama Osmanlıya tabi olarak geçecekler. Onlardan biri hersek olacak. Osmanlı bunu güzelce enderunda en eğitti. Bir Müslüman olarak çok büyük hizmetler yaptı. Hayatından birkaç safhayı sizlere şuradan notlarımdan tarihlere uyarak sunmak istiyorum. Mecburen notlardan anlatacağım. Hepsini ezbere takdim etmem mümkün olmuyor. 1478'de Fatih'in ölümünden 3 sene önce İşkodra seferine gitti. İşkodra Osmanlı'nın güzel de bir gölü olduğu söylenir oranın. Gidip görmedim oraları. Osmanlı'nın fethettiği yerler içerisinde en çetin coğrafyaydı efendim. Anadolu'da da Balkanlar'da da. İşte bu sefere katıldı. Enderun'dan mezun olunca artık komutan oluyor yani. Fatih'in son devrinde Anadolu Beylerbeyi oldu. Kütahya merkeziydi Anadolu Beylerbeyi'nin. Yani Anadolu eyaletinin başı oldu. Hersekmiş, Hersekzadeymiş olsun. Müslüman olmuş. Bu devletin bayrağını, hükmünü, hükümetini tanımış. Öyleyse bu kimse her yerde görev alır ta ki ihaneti görülünceye kadar. Fatih'in vefatı öncesinde 1481'de oldu bu. İkinci Bayezid'in, Fatih'in yerine geçen oğlu İkinci Bayezid'in kızı Hundi Sultan'la evlendi. Yani damat oldu hanedana. Böyle kıymetli bir insan. Ve Hüdavendigar sancağına yani Bursa sancağının başına verildi. Anadolu Beylerbeyliğinden daha düşük ama Hüdavendigar da Osmanlı'nın yani Hiçbir zaman başkettiğini kaybetmeyen bir yer. Edirne'den sonra da kaybetmedi, İstanbul'dan sonra da kaybetmedi. Halen de ilim merkezidir, tarihi eserlerin en nadilen bulunduğu bir yerdir. Efendim, bir Mısır Memlük seferinde yaralanıp esir düştü. Bir sene kadar Mısır'da esir kaldı. Ondan sonra esirlerin kurtarılması için bir fidye ödenirdi, fidye ödendi. Bunların hepsi. İkinci Beyaz Han zamanında oluyor. Hani İkinci Beyaz Han harbe gitmezdi, harp sevmezdi, harpten korkardı. İşte 1486'da yani padişahlığının 5. senesinde Memlük seferi. Çünkü Mısırlıların, Memlüklülerin batıyla, papalıkla, Hristiyan alemiyle ikili ilişkiye girerek Osmanlı'yı söküp atmaya çalıştıklarını biliyordu Osmanlı. İstanbul'un acısını Başka bir Müslüman devletle Osmanlı'yı kapıştırarak ve Osmanlı'yı yıkarak acısını çıkarmak istiyorlar. Hatta İstanbul'a kavuşmak istiyorlardı. İnşallah kavuşamayacaklar. Şöylece, kısaca söyleyelim. Bazen Kaptanı Deryalık verildi, Gelibolu'da Sancak Bey oldu. Ondan sonra 1497'de 2. Bersan zamanında ilk sadrazamlığı verildi. Aradan zaman geçti. Bazı savaşlardaki tam tedbirleri anlamadığından dolayı azledildi. Sonra tekrar 1502'deki harpte 1503 senesinde ikinci defa sadrazam oldu. 1511'de bu camiyi yaptırdığı söylenen tarihlerde üçüncü defa sadrazam oldu. 1512'de de dördüncü defa sadrazam oldu. Ondan sonra da 1515'te beşinci defa zorla ben olmayacağım, yaşlıyım, artık bu görevi taşıyamayacağım, yani vebalini taşıyamayacağım demesine rağmen devlet dedi ki taşıyacaksın sadrazamsın. Onun gölgesi bile birçok insanların yola getirilmesine yetiyordu. Nihayet 1517'de Mısır seferinden Mercidabık bittikten sonra Ridaniye seferinden dönüşte Yavuz Sultan Selim Han ona öncüyle beraber gitmesi hani bir tuzağa düşmesin ordu karayla gelecek ordu. önden öncü kuvvetler olarak kuvvetler komutanı olarak gönderdi. Fakat bu Maraş bölgesinde oğullar veya Zülkadiroğulları Beyliği'nin bölgesinde Kızıl Çöl veya Kızıl Çul denen yerde ikisi de olabilir 1517 senesinde rahmetli oldu ve Karamürsel'de e, İzbit Karamürsel'de e, Hersek köyü var. Hersek köyündeki birçok hayratı yaptırmış olan bir zattır. İzmir'de birçok hayratı vardır. Keşan'da da hasları vardı, çiftlikleri vardı. Burada da güzel bir cami ve külliye yaptırdı. Hamamı harap halde olduğu için sizlerle onu paylaşamadım. İnşallah Uzunköprü'deki tarihi hamam e, restoreye alınmış. Hemen onun komşusu olan burada da, e, buradaki tarihi hamamda e, yani bir etrafında bir tedbir almışlar ama daha ihalesi herhalde yapılmadı. O ihaleyle beraber de hayata geçirse şehrin merkezinde çok güzel bir hal alır. Efendim, Keşan'da sizlere e, bu Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ni anlatarak Keşan programımızı burada bitiriyoruz. İnşallah bundan sonraki programlarımızda Uzun Köprü'deki o mükemmel, şahane Uzun Köprüyü ve onu yaptıran ikinci Murat Han'ın diğer eserlerini, tarihi çeşmelerini efendim sizlerle paylaşmaya çalışacağız. İleride programlarda ömrümüz olursa buluşmak üzere hoşçakalınız efendim.